Açık ve Net'te Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce süt soracağım dedim. Pastörize sütler, markette aldığımız o uzun ömürlü sütler sağlığa zararı var mı yoksa güvenerek içsinler evet. mi? Şimdi steril olması bakımından şey yani problem yok gibi yani steril. Ancak şunu söyleyeyim, bugün Amerika'da siz süt sağlıklıdır diyemezsiniz. Süt reklamı yapamazsınız. Bunu, yasaklandı mı? Çok eskiden beri böyle. Sebebi ne? İşte bu GDO'lu yemleri yedirdiler ya, biliyorlar. Yani bu artık GDO'ya Amerika'da çocuklara şöyle öğretiliyor GDO. Şey hayvan yemi insanlar yemiyor artık şeklinde. Şimdi bu sütle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Hocam bu beni korkutuyor. Türkiye'de de GDO'lu yemle hayvanları besliyoruz. O sütleri de içiyoruz. İçmeyelim mi? Şimdi bakın Avrupa'da A1 ve A2 süt var. Bizim bütün yerli ırk hayvanlarımız küçük baş ve büyük baş A2 süt verir. Sağlıklı. Ama bu GDO'lu yemle beslenen genomik hayvanların sütleri A1 süttür. Kazamorfin dediğimiz bir protein oluşuyor. Dolayısıyla bu da beyindeki reseptörleri, opioid reseptörlerini bloke ediyor. Böyle dikkat dağınıklığı, çocuk dikkatini veremiyor. Bunlar yaşanıyor. Yani bir de şu var bakın. Şimdi bu proteinler midedeki ve bağırsaklardaki ve pankreastan salgılanan proteaz, değişik proteaz enzimleri tarafından parçalanıyor ya, bazen öyle bir parçalıyor ki bunu, aynen şey gibi davranıyor, insülin hormonuymuş gibi davranıyor. Bakın bunu Avrupalı tıp otoriteleri böyle açıklıyor. Bu sefer ne oluyor? Gibi davranıyor, mimik dediğimiz. Dolayısıyla burada hemen vücut antikor geliştiriyor ona karşı ve senin kaynağın neresi diye soruyor. Pankreasa gidiyor, beta hücrelerini orada yok ediyor. Çünkü insülin orada üretiliyor ya. İşte böyle. Dolayısıyla bir otoimmün hastalık olarak karşınıza tip 1 diyabet olarak çıkıyor. Bu sütler bunu tetikliyor olabilir diyorsunuz. Şimdi bakın şu var yani polimorfizm dediğimiz bir şey var. Hiçbir insanın genetik yapısı bir başkasınınkiyle aynı değil. Sizde etkisi farklıdır, öbüründe etkisi farklıdır. Sizin patlıcan alerjiniz vardır, benim fındık alerjim vardır. Ben fındık yiyemem ama siz fındık yiyebilirsiniz. Ben patlıcan yerim. Dolayısıyla beslenme dediğimiz şeyde tüketilen gıdalara mümkün olduğu kadar doğal olanlarını tüketeceksiniz. Hocam, trans yağlardan küllün uzak durun. Onu hep söylüyoruz zaten.